Bir varmış, bir yokmuş. Bir zamanlar uzak bir köyde, efsanevi ormanın derinliklerinde, renkli köyde yaşayan bir çocuk varmış. Adı Kerem'miş. Kerem sıra dışı bir çocukmuş. Gözleriyle değil, hayal gücüyle görürmüş. Onun için dünya bir kitabın sayfalarındaki kelimeler gibiymiş. Her köşede bir macera, her yaprakta bir hikaye varmış. Ancak renkli köyde kitaplar pek rağbet görmüyormuş. Çocuklar dışarıda koşup oynamayı tercih eder, kitapları sadece sıkıcı derslerin bir parçası olarak görürlermiş. Kerem bu duruma üzülüyormuş. Çünkü kitapların büyülü dünyasını diğer çocuklarla paylaşmak istiyormuş. Bir gün renkli köye gizemli bir misafir gelmiş. Bu misafir kitaplar ülkesinin kütüphanecisiymiş. Kütüphaneci renkli köydeki çocuklara kitap okuma tutkusunu aşılamak için özel bir görevle gelmişti. Kerem bu misafiri gördüğünde heyecanla yanına koşmuş ve ona yardım etmek istediğini söylemiş. Kütüphaneci renkli köye kitap dolu bir kütüphane kurmaya karar vermiş ve çocukların kitap okumaya olan ilgisini çekmek için bir plan hazırlamış. Birinci adım olarak köy meydanına büyülü bir kitapçı dükkanı kurmuş. Dükkanın önünde devasa bir kitap açıkmış ve içinden kitaplar sürekli olarak çıkıyormuş. Çocuklar bu görüntü karşısında büyülenmişler. İkinci adımda kütüphaneci her hafta köy meydanında kitap okuma partileri düzenlemeye başlamış. Renkli minderler, rengarenk ışıklar ve büyülü atmosferiyle bu partiler çocukların hayal gücünü ateşleyen birer şölene dönüşüyormuş. Kerem her partide en önde oturur ve diğer çocukları kitapların sihirli dünyasına davet edermiş. Üçüncü adımda kütüphaneci kitap okuma yarışmaları ve hikaye anlatma etkinlikleri düzenlemiş. Çocuklar kendi hikayelerini yazıp diğerlerini anlatmak için birbirleriyle yarışıyorlarmış. Bu etkinlikler çocukların yaratıcılığını geliştiriyor ve kitap okumanın ne kadar eğlenceli olduğunu keşfetmelerini sağlıyormuş. Sonuç olarak renkli köydeki çocuklar artık kitapları sevmeye başlamışlardı. Kitaplar onların hayal güçlerini genişletiyor, maceralara sürüklüyor ve bilgi dolu dünyalara götürüyormuş. Kerem diğer çocuklarla birlikte her gün kitap okumanın tadını çıkarıyor ve renkli köyü gerçek bir kitap cennetine dönüştürmüştü. Ve o günden sonra kitaplar renkli köyde hiçbir zaman unutulmamış. Çocuklar her fırsatta kitap okumanın keyfini yaşar ve efsanevi ormanın derinliklerindeki gizemli dünyalara yolculuk yaparlarmış. Ve masalımız burada biter. Fakat kitaplar zamanın ve mekanın ötesine geçen sihirli kapılardır. Her sayfa yeni bir dünyanın anahtarını sunar ve her kelime yeni maceraların başlangıcını işaret eder. Bir kitabın sayfaları arasında dolaşmak bir yolculuğa çıkmak gibidir. Bilinmeyen diyarlara adım atar, farklı kültürleri keşfeder, yeni fikirlerle tanışırız. Kitaplar bizi sadece bilgiyle değil, duygularla da besler. Sevinçle kahkaha atar, hüzünle gözyaşı döker, korkuyla heyecanlanırız. Okudukça düşünce gücümüz gelişir, hayal gücümüz genişler ve duygusal zekamız artar. En önemlisi, kitaplar bize sonsuz bir öğrenme ve keşif imkanı sunar. Her kitap bir öncekine benzemez ve her okuma deneyimi yeni bir hazinedir. Dolayısıyla bir kitabı elinize aldığınızda sadece bir hikaye değil, yeni bir dünyanın kapılarını aralamış olursunuz. Bu yüzden okumak bir tutku, bir zevk ve bir yaşam tarzıdır. Bir kitapla tanışmak, kendi iç dünyanızı keşfetmek ve sınırlarınızı genişletmek için bir fırsattır. Hadi bir kitap açın ve bu büyülü yolculuğa adım atmaya ne dersiniz?